Şimdi de hayvan pazarındayız. Önümüz bayram. Bakalım pazarlık nasıl gidiyor? Sanıyorum Bakalım. sıkı sıkıya tutuştunuz. Evet abi, sıkı sıkı. Kim satıyor? Ben satıyorum. Sen mi satıyorsun? Sen satıyorsun. Üçünüz bir, ikiniz birlikte ortak mı alıyorsunuz? Ben de araya gidiyorum. Ben mavencilik yapıyorum. Mal alan benim. Mal sen alıyorsun. Mal bu alıyor. Ha siz de aracısınız. Mavencilik de ben de yapıyorum evet. Arada şey komisyon alıyor musunuz? Yok yok. Yok yok. Herkes cevap veriyor. Benim amcam olur bu. Bu benim amcam. Ne kadara satıyorsun? He? Ne kadara satıyorsun? Ben 1200 dedim, bu da bir şey vermiyor şu anda. Ben bir şey vermiyorum. 1 milyar 200 diyorum. 1 milyar 200 diyor. Sen ne diyorsun? Sen de bir şey ver. Ben de 1 milyon 250 bin para ödeyeceğim, sen bilmiyorsun. Ana bir dakika bir şey diyeceğim. Bir dakika. Baba boş ver, tamam versin 1 250. Sana 800 veriyorum diyor. Sana 500. 250 bin para veriyorum. Sana 500. 250 bin para veriyorum. 750 diyor. Ya bir başka bir konu var. Duyası var bunun. Olmaz. Onu da takas yapalım diyor yani. Ha, anladın mı? Anladın mı? O biri daha mı iyi? Toplam fiyatı. Ondan sonra 250 bin para veriyorum. Birbirimizi siz olalım. Anlaşamıyoruz. Tamam. O takası olmaz. Senin tamam. Düğün zayıf. Tamam zayıf Allah için. Bir dakika. Sen paranı al hacı. Hacı bir saniye bir dur. Şimdi hacı amca senin düğün zayıf. Tamam. Zayıf düğünle şimdi inek değişilmez. Doğru Allah. Bak o sana diyor ki 1200 diyor. Hadi gel şunu ne yapak indirek. Hesabına 150 gel, olsun. Hesabına gel yalıyor, hesabına gelir ben alırım. Hesabına gelir verir, hesabına gelir ben alırım. Hacı baba bir dine bari dile. Bunu ayrı yapalım, bunu da ayrı yapalım ya. 10 milyar istiyor ya. Bir dakika. O sen de ayrı ediyor şimdi, 10 milyar alınır mı? 10 milyar demedim ki. 1 milyar 200 dedim. Burayı 1 milyar yapalım baba. Burayı 1 milyar yapıyor, sana da 500 kayma. Kusura bakma da sen de şimdi bizim zayıf dediysek de 500 milyon değil herhalde yani. Abartma. Sana verirsen 300 lira para veriyorum, sık para. 300 lira para, tamam. 300 lira para. Hacı, ben sana düğüyü görmedim, gördüm nasıl pazarlık oluyor. Olmaz mı? Bir şey diyeceğim, ben gördüm düğüyü, düğü çok güzel. Çok güzel. Hacı amca. Bu da ya. 900 lira. Düğeden sonra 1000 lira istiyor ya. Hacı amca şimdi sen senin düveyi bırak da sen ben düveden önce 1 milyar para istiyor. Ver. Sen de ne çabuk 250 milyonu indin ha 2 dakikada. Düveyi veriyor. Düveyi önde veriyor. 1 milyar sana 1 milyar. Düveyi önde veriyor. Sen de satıyorsan. Hacı amca bir şey. 300 lira para. Sana sonra ha. Hacı amca bir şey diyeceğim. Düve ya. Bir dur bak. Hacı amca ne diyor biliyor musun? Tamam. Sen onun ineğine 1 milyar verecekmişsin. Üstüne de düveni istiyor. Ya o düveden sonra yani 2 milyar versen yine az yer bu Türkler. Sen ver. Boş ver git başkasından al ne yapacaksın? Tamam ben de diyorum. 500 kağıt vereceğim. Tamam sağ ol sen. 500 kağıt. Beni bak sana 500 diye saydılar. 500 kağıt. Sanıyorum burada pazarlık böyle devam edecek. Böyle giderse bunlar anlaşamayacak. Hadi sizi baş başa bırakıyoruz. Sizde mi pazarlık yapıyorsunuz? Evet. Alıcı satıcı? Alıcı bu, satıcı bu arkadaş. Bayram için mi? Evet bayram niye için. Niye şimdiden alıyorsunuz? Daha bayrama var. Erken o zamanlar daha çok mesela yani bahalı olur. Şimdi daha mı ucuz oluyor? Evet biraz daha ucuz şimdi. Pazarlık payı ne kadar oluyor? Pazarlık payı bu arkadaş 1 milyar veriyor. Bu arkadaş da 1300 diyor. Ben de aralarını... Aralarda yani 150-200 milyon falan. Evet. Her hafta geliriz buraya. İhtiyacımızı almayacağız. Cepçemizi, malımızı, melalımızı satmayacağız. Almaya geliyorsun da burada ne yapıyorsun? Hani elinde poşet yok. Şey, ya, ha, pantol aldım. Ha, bunun için mi geldin? Başka ihtiyaçlarım var. Eve sebze meyve lazım değil mi? Onu da alacaksın tabii. Alacaksın ama önce pantolonu aldım. Para ne kadar yeterse o kadar alacaksın. Tabii sıra aynen. Bizim pantolon lazım. Ondan sonra o lazım. Tabii. Kendine lazım ondan. Pantolonu alacak, ihtiyaçlar tüm alacak. Bir tek pantolonla zepseyle bu iş değil ki. Belki yakışıklı duruyor. Yakışıklı olacaksın tabii. Aslında yakışıklıya bakıyorlar işte. Sen hani hiçbir şey almamışsın. Siz buraya var ya alışverişe de takımları giymişsin sanki aldım, düğüne gidiyorsun. Ben aldım da eve bıraktım geldim. Daha ne yapıyorsun burada? Daha bu şimdi mal alacak kurban için. Ne kadar ayırdın mal için? He? Ne kadar para ayırdın mal için?
Ya ayırdık bana, adam ne derse onu verecek. Kimse duymayacak, sen bana söyle bakayım ne kadar ayırdın? 1 milyar verdim. Bozuklu ne fena bu. Onu da anladım zaten. Bu. Çok fena anladım bu. Ya. Neler yapar? Pazarın sonuna kadar bekliyordu. Neler yapar bu, her şeyi yapar bu. Bekleyip ne yapıyorsun lan? Ya işte ne varsa geride, sağda solda toplantı mıplantı, her şeye geride kalanlar, koca karılar, mocakalar bu bir şeyler yapar yani. Bu oyuna devam. İki şiir türkü söyle götür. Bak sana neler onu bunlar yapar, yalan söylüyor bu. Bunun bir başı dağlı. Dur. Dağlı. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Biraz önce biz aşağıda da... Amca hayır alın işte ya, öyle bir şey yapıyorsa. Aldık mı dağlık önünden aldık, 3 tane 4 tane gelin getir. Hayır olur. Karılar alır bu. Arada kalan dur karılar. Bazı da sevaba girer ya. Yakışmaz. Çok ayıp değil mi? Yaşımız 60, işimiz bitmiş. Lafa kulağı sana. İşimiz bitmiş. 60'tan sonra başlar. Demek ki sen yapıyorsun. Demek ki o yapıyor değil mi? Dedi ki, Ecik gelin konuşun. Ecik geldik konuş. Konuşuyoruz. Konuş, ne anlatacaksın? Bizi çağırdın, konuşmak istiyorum dedin, söyle. Konuşacağım ben de, işte yoğurt satıyor. Biz de ondan sonra bunları pişiriyor, çalıyor. Biz de yoğurtları çaldın mı sen? Çalıyorum böyle. Kimin dükkanından kaçırdın? Kimin dükkanından karışmadım. Kendi evimde var ya, bunu uyuduyorum böyle, mayalıyorum. Ha, mayaladın, çaldın deyince diyorum kimin dükkanından aldın da çaldın? Anam, ben çalmam, kurban olurum sana. Çalarım. Hepsi 2 tane yoğurt mu yaptın? 2-3 tane vardı, sattım işte, 2 kaldı. Ne kadarını sattın bu herkeği? 5'e veriyorum, 5'e. Çok değil mi 5 milyon? 5 milyon çok olur mu? Sütü veriyorlar 4 milyona. 5 milyon çok değilse azsa 10 milyon da o zaman. İyi. Ne yapayım, 10 milyon alan olmuyor. Ne yapıyorsun? Başka neyinden yara? Kaç tane ineğin var? 5-6 tane var. Dayın şurada gitmişsin, hani şeyine gitmişsin ya. Eşeğine binmişsin ya. Ben onun hanımıyım. Kimin eşeğine binmişim? Abicayın. Amca da beni çok kızdırdı ama ya. Niye? Eşeğe diyor binemezsin diyor bana. Eşek var ya, atıyor da kızım onun için. Yo, ben bindim. Siz evin önüne bağladınız ya. Ben çaktırmadan geldim akşam. Ama kimseye söyleme, tamam mı? Kimseye söyleme. Geldim. Onu çektim. Çekince üstüne de bindim. Binince eşek düştü. Aman eşek deli de kızım, onun için binmek lazım. Kolun kırardı. Eşek düştü. Eşek mi düştü? Kötü, daha yem vermiyor ona. Niye? Ben ne bileyim. Çok mu kızdırıyor? Kızdırıyor ya, doğuyor. Ama amca da çok sinirli ya. Sinirli mi? Sinirli değil ama mi? Ama bana göre hiç sinirli değil. Begiydi. Bir tek sana karşı mı iyi? Bana karşı sen, da konuşmalar. Ama karşı. Şimdi sen yoğurt çalıyorsun, onu satıyorsun, eve para götürüyorsun ya, o yüzden sana karşı iyidir. Öyle mi? Ya. Yok, hoşlandan değil geçinir. Yok, o öyle görünüyor. Ama bu kardeşler. O zaman şey olabilir mi? Beni tanımadığı için mi acaba öyle davranıyor? Herhalde onun için. Yok, tanımadı. Seni tanısa yok, eşeğe de verir, evdeki ineğe de bana verir değil mi? Ama vallahi ben gel kızım sana vereyim. Şimdi ben ineği almaya gelsem götürebilir mi? Götürün. Götürün gel. O zaman kimseye söylemedi. Akşam ben geleyim o ineği alayım. Oldu, al. Tamam mı? Al. Tamam, ben akşam geleceğim. İneği alacağım. Olmazsa eşeğe de götürem. Götür, eşeğe de götür. Kurban ben yem veririm ona. İneğe geçecek, sana kurban olsun. Tamam, ben eşeğe götürürüm. Olmazsa Ankara'da Ankara'da sütünü sağarım, sağabilirsem yoğurt yapar sağa gönderirim. Sana ben sana 5 milyona satarım, sen 6'ya satarsın burada. Oldu. Tamam, hadi kolay gelsin. Evet, yanımızda çok tanındık bir yüz var. Kim mi? Hani böyle zaman zaman pazarlara gidiyoruz. Esnaflarla babası. Şekerci babası. Bir başka yerde seninle çekim yapmıştık. Elma şekeri, akide şekeri, nane şekeri, lollipop da var. Hatta şey demişti. Çok fazla bu sıralar yiyemiyorum. Kaynanamın işini yaptıracağım için para biriktiriyorum dedi. Şimdi tatil parası biriktiriyorum. Peki kaynanan o yayından sonra sana ama ne yaptı? Ama canı sağ olasın. Senin yüzünden kaynanamla dövüştüm, biliyor musun? Niye dövüştün? Kaynanam dedi ki benim de altın dişlerim var dedi. Şimdi elmas istiyorum dedi. Bak bu garip de burada şekerci baba. Şimdi tatil parası biriktiriyordum. Tatil parasını istemiyor bu. Bir şey diyeceğim, bu şeyden dolayı mı? Şimdi hani sen dedin ya yemek falan yiyemiyorum ben kaynanamın altın dişlerinin yüzünden demiştin. O yüzden böyle oldu. Ha. Şimdi de artısız demiş ki ben altın diş istemiyorum. Altın dişi yaptırmış. Elmas istiyor. Diş istiyorum. Tatil parası da istemiyor. Ne yapacak biz bu karıyla? O zaman biz bunu şey yayınlayalım. Bir dahaki sefere pazarda karşılaşırsak sanıyorum bir sefer ben olmayacağım herhalde. Çelikli pazarında konuşalım bu davayı. Valla bir dahaki sefere sen bence bu yayından sonra kaynanan seni... Kızını alır mı?
Kızını almaz ama seni ayırır. Ayırmaz, ayırmaz. Olsun, yine de sever o beni ya. Ama kaynana. Böyle deyince diyorlaşıyor benden. Kaynana iyi yapıyor. Elmas diş biraz ona. Vallahi Allah'ım sizin işinizi rast getirsin buradan. Allah razı olsun. Kaynanama selamlar. Bu da iki dakikada gaza geliyor ha. Yine tatilden şundan bundan. Hadi kolay gelsin. Esnaf neşeli. Satışlar iyi demek ki. İyi, tamam. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar da güzel. Ucuz normal, mu? Normal. Pahalı değil mi? Pahalı değil. Diyor normal, amcam sert sert bakıyor, o yüzden mi öyle diyorsun? O baksın, o benim hemşerim. Baksın, önemli değil. Hemşerim benim. Ama ucuz diyorsun, bir şey almamışsın da. Çok aldım orada, doğru torbayla. İyi yani. Nasıl fiyatlar? Vallahi fiyatlar yerinde, iyi yani şu an alabiliyoruz hani. Alabiliyorsun hani, alabiliyorsun, elinde tabii. Poşet hani. Daha alacağız, daha şu an erken daha. Daha alacağım, biz neredeyiz, sen oradasın. Tabii yarım saat sonra gelip burada alacağız. Domatesimizi, biberimizi, soğanımızı. Sen Sulakyurt'un köyünde mi oturuyorsun? Evet. Hangi köyü? Ambardere köyü. Ambardere köyü, orada pazar yok mu? Hayır, orada köy yeri, pazar yok. Ufak bir köy yani, öyle 50-60 anlara bir köy. Buraya geliyorsun? Tabii buraya geliyoruz. Güzel oluyor mu buraya gelmek kazımız. Cuma günleri? Arabalarımız var, geliyoruz. Otobüs çalışıyor, hattımız var. Yani para iyi. Yani iyi yani şu an. Yani iyi ama cimriyiz, hiçbir şey yok. Ya alacağız da şimdi hani illaki geç, almak geç, şartı. Geç. Parası olan adam cimri olur. Mesela Hacı Baba, bakacağız. Biraz önce mangır mangır paraları sayıyordu. Dön bakalım Hacı Babam. Şöyle dön, bir kamera görsün senin şu pamuk sakallarını. Görsün. İki cebi de doldurdun ha. Bereket versin satışı. İyi mi? İyi. Kendi mahsulün mü bunlar? Alıp satıyorum ben. Nereden getiriyorsun bunları? Nevşehir, Niğde. Kendim getiriyorum. Her yerden geliyor. Her yerden geliyorum. Sadece cuma günleri buranın pazarına mı geliyorsun, yoksa başka pazarlara da gidiyorsunuz? Kırıkkale'nin pazarları. Hı. Ondan sonra... Pazar pazar dolaşıyorsun. Emekliliğin var mı? Bağkur yatırıyorum. Varsa artık niye daha çalışıyorsun? Git evine yatırıyorum, yatırıyorum. Yatırsan da para çek, para parayı çekiyor. Çekiyor işte, alıyorsun satıyorsun, devir yapıyorsun, para parayı kazanıyor. Üç kişinin bağkurunu yatırıyorum. Bir de kendimin dört kişi. Maşallah, Allah bereket ya, versin. Allah soğanla bereket patatesle götürüyor. He, soğan 500, 600. Nasıl bağırıyorsun? Patates 500. Ben acaba fazla bağırmam. Yani seni biliyor herkes burada. Herkes biliyor burada. Ben kendim buralıyım. Kırıkkale'de oturuyorum. Haftada bir sefer pazara geliyorum. Desen ne derdin? Gel patatese gel. Ya, fazla bağırma. Bir bağır bak. Müşterim. Bir duyayım, bir duyayım hadi. Ya bağırmaya gerek yok ki. Bağır diyorum. Bağırmaya gerek Allah yok. Allah aşkına. İçimden geldi Hacı Baba ya. Hadi. Sarı patates, sarı. Gören bilen alıyor. Müşteri bağını balıyor. Mübarek. Müşteriyi mi çağırdın, şiir mi yazdın anlayamadım. Vallahi az daha dursam şimdi alacağım. Müşteri kendi biliyor zaten, tahdir ediyor, geliyor alıyor böyle. Belli. Sen belli. Parayı sayıyorsun, onlar parayı ellerine cebe atıyorsun sen. Onlar kazanıyor. Ben, onlar bizden alışveriş yapıyor. Biz onlara mal hayırlı satıyoruz. Hayırlı işler, hadi bakalım güle. Sarı patatese gel, Hacı Baba'ya tamam. Gel. Teşekkürler, hadi bakalım. Teşekkürler. Rastgele. Şu anda Şeyh Şami Hazretleri'nin türbesi ve yaptırdığı camideyiz. Aslında Sulakyurt'un ilk ismi Şeyh Şami ismi. Zamanlaşma uğrayarak isim değişmiş. Sulakyurt'ta suların çok bol olmasından dolayı isim Sulakyurt olmuş olarak, ama ilk ismi Şeyh Şami. Şeyh Şami köyü olarak. Bu Şeyh Şami denilen zat, Şeyh Şami Hazretleri kimdir başkanım? Efendim, Şeyh Şami 15. yüzyılda Şam tarafından gelerek ilçemize yerleşip burayı mesken tutmuş bir zat-ı muhteremdir. İsmi de onun ismiyle anılmaktadır. 1940 yılına kadar Şeyh Şami adında Kalecik ilçesine bağlı bir köy iken 1940 yılında Konur ismini almıştır. Daha sonra 1956 yılında belediye olarak teşekkül edince Sulakyurt ismiyle belediye kurulmuş. 1960 yılında Kırıkkale'ye da Kırıkkale'ye bağlı bir ilçe merkezi olarak devam etmektedir. Kırıkkale'ye bağlı bir ilçedir Sulakyurt. Evet. Şimdi Şeyh Şami'nin türbesine gideceğiz ve rivayetlere göre sevgili izleyiciler, çocuğu olmayan ya da inandıkları, hayal ettikleri şeyi gelip burada dualarla diliyorlar. Ama tabii ki bu bir rivayet. Gerçekte olan şeyleri şu anda kimse gözüyle i̇nanç görmedi ama inanç. O zaman olabilir. Türbeye gidelim hep birlikte. Hadi bakalım.
Efendim biz ekip arkadaşlarımızla birlikte burayı gezdik. Birçok bilmeyen izleyicilerimiz için de gerçekten doğayla iç içe olan, sıcak insanlarıyla, tarımıyla, hayvancılığıyla ve daha nice güzellikleriyle çok güzel bir ilçe. Dilerseniz bir de başkanımızdan dinleyelim. Başkanım, ekip arkadaşlarım adına bizi burada konuk ettiğiniz için ben öncelikle çok teşekkür ediyorum size. Biz size teşekkür ederiz programı düzenlediğiniz için. İlçemiz şirin bir ilçe. Ankara'ya 130 kilometre, Kırıkkale'ye ise 53 kilometre mesafede olup geniş tarım alanları ve hayvancılık potansiyeli vardır. Bunun değerlendirilmesi bakımından girişimcilerin ilgisini bekliyoruz. Ayrıca ilçemiz Ankara ve Kırıkkale çevresinin en güzel ormanlarına sahiptir. Buraya ormana gelecek arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz ayrıca yakın mesafeden geçen Kızılırmak'ta da balık avlayabilir, eğlenebilirler. Yani dolayısıyla piknik yapabilirler, piknik yapabilirler, avlanabilirler. Evet, bu şeylere sahiptirler. Ayrıca yakın çevrenin en güzel havası da ve suyu ilçemizde mevcuttur. Görme hafta sonlarında burayı gelip görmelerini bekliyoruz. Bir de sanıyorum elinizdeki imkanlar dahilinde bir park yaptırıyorsunuz. Evet, şimdi şu anda belediyelerin maddi durumları bellidir. Çevre belediyelerinin de desteğini, özellikle merkez belediyemizin de desteğiyle bir park yaptırmak üzereyiz. Ayrıca bir de halı saha yapıyoruz. İmkanlarımız zorlamak suretiyle halkımıza en iyi hizmeti veriyoruz. Ayrıca çevrenin temizlenmesi bakımından yeni almış olduğumuz yol süpürme makinasıyla da en güzel hizmeti halkımıza vermek için olağanüstü çaba sarf etmekteyiz. Su sıkıntımız yoktur, ulaşımda bir sıkıntımız yoktur ama yapılacak daha çok şey var. İzleyicilerimiz Sulak Yurt'u ekranlarda izleyecekler ama gizli kalmış bu güzel yeri de gelip gezmelerini görmelerini bekliyoruz diyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.